Yeni videomdan herkese selamlar güzellerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir bakalım. Valla saat 3, ocak başındayım. Şu an acayip yanmış durumdayım. Dünkü videomu izleyenleriniz biliyor zaten. Bugün aşure yapıyorum, yapmaya çalışıyorum inşallah Allah'ım kabul ederse. Şimdi yarmayı ısladım, onu bir taşım kaynattım, iki tencereye böldüm. Kuru fasulyemi ıslamıştım. Onu bir taşım kaynattım, haşladım, suyunu süzdüm. Bu tarafa aldım. Şimdi düdüklümde nohut pişiyor. Nohutu haşlıyorum. Ben de şimdi şu kuru malzemelerini bir doğrayacağım. Şuraya birazcık badem ıslattım. Şöyle ben aşureyi tek başıma ilk defa yapıyorum. Hem görmüşlüklerimden hem de çalıştığımda ustadan gördüğüm kadarıyla bir iki tane de video izledim, bir baktım. İnsanlar nasıl yapıyor diye. 3 aşağı 5 yukarı her yöreye ait, herkese ait. Elindeki malzemesi neyse ona göre herkes aynı yapıyor. Ben işte çalıştığımız ustanınki çok güzel oluyordu. Ondan görmüştüm hatırladığım kadarıyla. Onunki gibi yapacağım. Şimdi içine koyulan bademleri böyle ıslıyordu. Şu an görmüyorsunuz. Kabuklarını soyayım diyordum ama pek soyulacak gibi de değil. Yani soyuluyor da. Bilmiyorum. Soymaya da bilirim. Soya da bilirim. Çünkü üstüne de süsleme yapacağım bademle. Sonra bademi sıcak suyla ısladık. O öyle yapıyordu. Kayısıyı normal bildiğiniz içtiğimiz ılık suyla ıslıyordu. Çünkü tadı o zaman sıcak suyla ısladığı zaman gidiyormuş. Kayısıyı o şekilde ıslayacağım. Şimdi şöyle doğrayacağım. İncir daha sert olduğu için incir de yine sıcak suyla ıslıyordu. Yani bunları ıslamasındaki amaç hani ıslayıp bir suyun döküyoruz ya, hem tozu tolanı gidiyor hem de aşurenin renginin kararmaması için yapıyordu. Ben de şimdi dediğim gibi ondan gördüğüm kadarıyla yapacağız. Üzümü ıslamıyordu, onu direkt yıkıyordu, suyun süzüyordu işte yine tozu tolanı gitsin diye. Şimdi şimdiden başlayayım. Soda içiyorum. Ay buna da bayılıyorum biliyor musun? Vallahi şekerli ama yapacak bir şey yok. Şimdilik büyük bıçağım. Çok küçük doğramayacağım. Genelde küçük doğruyorlar ama ben şöyle dörde keseyim diyorum. Bakayım. Dörde üçe. Ha. Evet şöyle iyi ya. Bu sefer çok büyük oluyor. Ay kayısı çok güzelmiş. Vallahi çok güzel. Hatta bunu ıslamasam da olur mu ki ya? Direkt bir suya tutayım, süzeyim. Aynen. Evet bunu ıslamayacağım. Gerçekten böyle yapmaya karar verdim şu an. İnciri bu ara neyse benim boğazımda bir şey takılı, sürekli yapasım var, sizler de fark ediyorsunuzdur. Neyse çok pardon, kusura bakmayın. İnciri pişireceğim, altını kapatacağım, ondan sonra inciri atacağım, sonra kaynatmayacağım, ceviz içine koymayacağım işte. Neyse sizlerle beraber yapacağız işte, bakalım. Halamı aradım, Şerif halamı, akşam sana geleceğim dedim. Tamam, gelin İslam diyor. Akşam oraya ineceğim işte. Bugün Görkem babasıyla yine işe gitti, ablaları. Neyse sizlere söylemeyecektim de neyse söyleyeyim bari. Bugün götürdü babası. İkisi iş konusunda söylemiştim sizlere. Pek anlaşamıyorlar ama neyse. Bugün de iş yoğunmuş. Bak boğazıma gene takıldı. Hasta mı olacağım, ne olacağım? Ama şu 3-4 gündür var. İş konusunda pek anlaşamıyorlar ama normalde çok iyi anlaşırlar. Neyse dedim ki Alpaslan'a idare et birazcık. Benim eşim de işle ilgili olan konular da pek idareci değil işte. Bugün de iş yoğunmuş. İyi.
İş yoğun olunca vakit geçiriyor. İş yoğun olmayınca da sıkıldım diyor. Çocuk yani ne de olsa daha. Görkem 12 yaşında. Buradaki çocuklar, mahalledekiler, yani daha doğrusu küçük çocuklar, hatta sizlerden geçen bir yorum da gözüme çarptı. Ay, ben son videomdaki yorumlarınıza dönemedim. Gerçekten yoğunum yani. Kalp koydum da biliyorsunuz her birinize dönüyorum. Küçük çocuklar camiye başladı. Sizlerin arasında bir yorum gördüm işte, hani canı sıkılıyorsa camiye gitsin diye. Şöyle güzellerim, şimdi Görkem ortaokula gittiği için hem din dersi görüyor hem Kur'an dersi görüyor. Ve yani camide hani biliyorsunuz en baştan başlatıyorlar. Tam Kur'an'a geçilecek gibi oluyor. Ondan sonra cami bitiyor. Bizim zamanımızda da öyleydi. Şimdi okullarda dersi olduğu için seçmeli Kur'an var. Normal din kültürü dersi var. Hazreti Muhammed'in hayatı var. Onun için hem Görkem gitmek istemiyor, hem de yani ben de yalan yok, böyle çok teşvik etmedim. Çünkü dediğim gibi okulda Kur'an-ı Kerim dersi yazılısını oldular. Hatta sureleri öğreniyorlar. Şimdi artık hani bizim zamanımızda hatırladığım kadarıyla sadece din dersi vardı. Bu da böyle yüzeysel geçiyordu. Şu an öyle değil. Yani camide görülenin daha fazlasını okulda görüyorlar şu an, ortaokulda. Bakayım. Üstüne de süsleyeceğim ya. Evet, şu yeter gibi. Neyse, 2-3 daha doğrayayım mı? Aynen, şunu da doğrayayım. Güzel olsun. Evet, hemen durum güncellemesi yapayım. Malzemelerim hazır. Şimdi başlayacağım. Zaten incir, kayısı, kuru üzüm, badem, bunları sizinle beraber hallettik. Bunu suda beklettim. Bunu yıkadım. Bunu yıkadım. Badem de birazını soydum. Yok anam bacım, soyulmuyor, çok zor. Gerçekten birazcık bıçakla falan soyayım dedim de öyle yani, suda da beklese soyulmuyor. Neyse, bir şey olmaz. Şurada işte ilave edersem diye onları bir çıkardım. Nohutum, internette baktığım videoda nohutu bile soydu kadıncağız. Vallahi helal olsun diyorum. Yani hani şu bazen şeyler çıkıyor ya, bakın hemen çıktı. Gerçekten helal olsun diyorum. Böyle olunca daha sarı oluyormuş. Ben o kadar yapamayacağım. Şurada işte fasulyem var. Bunu da haşladım. Suyunu süzdüm. Yine bunu haşladım. Suyunu süzdüm. Yani suyunun olabildiğince berrak olmasını istiyorum ama inşallah bakalım. Şey göstermedim. Yarmalarımı. Benim elimde en büyük şu tencere var. Bir de bu tencerem var. İkisinde de şöyle yapayım dedim. Yani şu gözüme az geldi. Şuna da böldüm. Yarmam da mis gibi oldu. Bu arada yarmayı da tekrardan bir yıkadım. Hani kaynatıyorum da şey, kapağını kapatıyorum ya. Ondan sonra tekrar bir yıkadım. Evet, şimdi başlıyoruz. İşte fındığımız, fıstığımız. Fıstığı dün akşam halletmiştim. Şöyle bir bakıyorum, eksik bir şeyim var mı diye. Kesin böyle şeylerde eksik bir şey unuturum da ben. Ha, şekeri koyacağım, o aklımda. Şeyim vardı, portakal esansım. Çok azıcık kalmış. Bilseydim dün onu da alırdım. Ha, tarçını getirmedim bakın. Tarçınım da var ama karanfilim yok. Karanfil dün bulamadım. Başlayalım Evet, bakalım. sularını verdim. Ayetel kürsümü okudum. Rabbim ben yaptım, sen bereketini artır, kabul et inşallah dedim. Şimdi sizlerle başlıyoruz artık. Soğuk su verdim bu arada. Şimdi iki tencereye böleceğim. Nohut. Şu birazcık daha az ya. Bunu biraz daha az koyabilirim. Tamam. Bu arada yağmur malzemeleri gördü. Hemen bir kase yaptık, elma yoğurtlu falan. Biraz fasulyeyi çok yani miktarını fazla yapmışım. Hepsini koymasam mı ki diyorum. Bilmiyorum ki. Neyse, yapacağım. Neyse, koyayım mı? Bana koyayım, en iyisi bir şey olmaz. Şimdi
Şimdi diğer malzemelerimi koymayacağım. Usta öyle yapıyordu. Birazcık şöyle köpükleniyor ya. Köpüğünü alacağım bir. Dün bu arada Fatma yengem de vardı. Fatma yengeme de sordum. O da aşçı biliyorsunuz. Mesela şundan şöyle bir iki tane kabuk çıktı bakın. Alabilirsen. Neyse bir kaynasın, o zaman daha güzel çıkacak da. Bak şunlar çıktı. Aslında aşure yapması zor değil de işte birazcık böyle el alışkanlığı falan lazım. Dediğim gibi ben de ilk defa yapıyorum kendim. Kaynadı. Şöyle köpüğünü alacağım. Şu daha kaynamadı. Ben en iyisi bir tane daha soda içeyim. Gerçekten. Evet, şimdi artık diğer malzemelerimi koyabilirim. Üzümden başlayayım. Kayısımız. Sıçrıyor, şöyle dökeceğim de. Baksana da çok sıçrıyor. Şöyle kaşıkla koyayım. Kayısı az oldu gibi ama. Tabii karıştırayım. Şimdi fıstık. Dün akşam ayıkladım bunu. Bunu da ölçse miydim? Şöyle bir bardak bir koyayım. Şimdi badem. Fındık. Biraz
Biraz önce bu kısmı çektim ama tencereden yansıma yapıyormuşum. Şimdi tekrardan çekiyorum. Neyse güzellerim, aşuremiz pişti. Vallahi bakın mis gibi oldu. Bir yarım saat 40 dakika falan oldu pişeli. Görüyorsunuz ama hala sıcak. Bence kıvamı iyi. Biliyorsunuz böyle şeyler birazcık durunca, hele ki dolaba girince iyice koyulaşıyor. Ya ben de öyle hiç sevmiyorum, biliyor musunuz? Herkesinkini Allah kabul etsin de. Tabii kişisine göre değişir. Bu arada birazcık nişasta saldım, azıcık bir kaşık. Şöyle kıvamı alsın diye, bağlansın diye. Hani çok yarmayı falan çok yıkadığımız için nişastalı bir şey kalmadı içinde. Eğer sizler isterseniz pirinç de kullanabilirsiniz. Ya da nişasta hiç kullanmayabilirsiniz. Bizim usta katıyordu. Ben öyle yaptım. Çok değil ama bir kaşık. Bir yemek kaşığı salıverdim. Vallahi nur gibi oldu bakın. Şimdi şöyle iki kasede süsledim şu minnoş kaselerimle. Şimdi annem geldi bu arada. Ben üstümü giyince annem de komşulara aşureyi dağıtacak. Şimdi hemen hazırlayacağız. Şu diğer hani eşimin getirdikleri var ya, ona koyacağım. Halamlara da valla tencereyle götüreceğim de. Yani daha doğrusu tencere dediğim hani şu hamur yoğurdum çelik kap var ya, onunla götüreyim diyorum. Daha rahat götürürüz. Rabbim kabul eder inşallah. Sizler de yaptıysanız sizlerinkini de kabul etsin inşallah. Yapamayanlar, gönülden isteyenlere de nasip olsun inşallah diyeyim. Benden yapması, anamdan dağıtması. Geldik bir salama. Halamım var ya, balkon cam balkon değil ya. Gerçekten acayip güzel esiyor. Ha, burada otururuz birazcık. Münir anne falan da daha gelmemiş. Ümit ablamların evi de şurası. Şu. Birinci kat. Evet. Çay demledik. Halacığım ne pişirmiş bakayım. Çorba. Tarhana çorbası. Oh mis gibi. Ha, vallahi mis gibi. Niye? Evet, eve geldim neredeyse. Saatte şu an 11'i geçiyor. Annemle de ayrıldık işte. Valla karnım patlıyor. Gerçekten iki kase aşure yedim. Ay aşurem var ya, nefis olmuş. Herkes çok beğendi. Gerçekten bak kıvamı. Isayım da. Kıvamı, şekeri falan her şeyi mükemmeldi. Samimi söylüyorum, övmek için değil. Neyse Rabbim kabul etsin inşallah hepimizinkini. Videomu da burada sonlandırayım. Poşet de hışır hışır ediyor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Her birinizi öpüyorum. Allah'a emanet. Bay bay.